Camii'yi gür sesiyle meclisin kürsüsünde İstiklal Marşı'nı okumuştur. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Mısralarıyla bu marş, meclis üyelerinin şiddetli ve heyecanlı tezahüratına vesile olmuş, salon alkış sesleriyle dolmuştur. Marş, mecliste büyük çoğunluğun oyuyla kabul edilmiştir. Kırşehir mebusu Müfid Efendi, bu marşın Hamdullah Suphi Bey tarafından kürsüde tekrar okunmasını, Konya mebusu Refik Koraltan da, milletin ruhuna tercüman olan İş Bu İstiklal Marşı'nın ayakta dinlenmesini teklif etmiştir. Bunun üzerine İstiklal Marşı tekrar Hamdullah Suphi tarafından okunmuş ve marş ayakta dinlenmiştir. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Mehmet Akif'e niçin İstiklal Marşı'nı safahatına koymadığı sorulduğunda, o büyük insan, "O benim değildir, ancak milletimindir" diye cevapta bulunmuştu. Aynı zamanda müsabaka için ayrılan 500 lira, o zamanın fakir çocuk ve kadınlarına örgü öğretmek, bir geçim sağlamak amacıyla bağışlanmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi'ni Türk ordusunun kazanmasıyla Anadolu'yu işgal eden İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlara karşı verilen mücadelede İstiklal Savaşı zaferle sonuçlanmıştır. Mehmet Akif'in umutla beklediği günler artık gelmiştir. Memleket kurtulmuş, istiklaline kavuşmuştur. Abbas Halim Paşa'nın daveti üzerine 1923 yılında Mısır'a gider. Mehmet Akif'in Mısır'a yerleştiği ilk 2 yılda Abbas Halim Paşa'nın sarayının karşısında bulunan küçük bir köşkte misafir olarak kaldığı bilinmektedir. Bundan sonra ailesini yanına getiren Mehmet Akif, çöl yakınında küçük bir ev tutarak buraya yerleşmiştir. Mısır'da kaldığı zaman zarfında Mehmet Akif çok fazla maddi sıkıntı çekmiş ve hasta olmuştur. Abbas Halim Paşa Mehmet Akif'i geçim derdinden kurtarmayı taahhüt etmiş, onun huzur içinde çalışmasını ve istediği eserleri yazmasını temin etmek istemişti. Mehmet Akif, Mısır'da bulunduğu süre içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an-ı Kerim tercümesi göreviyle görevlendirilmiştir. 6-7 senesini bu işi tamamlamak için çalışmıştır. Mehmet Akif'in Mısır'daki diğer bir resmi işi ise Mısır Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türkçe profesörlüğüydü. Haftada 2 saat Türk Edebiyatı derslerini anlatan Mehmet Akif, derslerden kalan zamanlarda ise sürekli Kur'an tercümesiyle uğraşıyordu. Kur'an tercümesini tamamladığı sıralarda siroz hastalığına yakalanan Mehmet Akif, hava değişimiyle geçeceğini sanarak Lübnan'a gitmiştir. Lübnan'da muayenesini yapan doktor, yüksek bir yerde dinlenmesini söyler. Mehmet Akif, Aliye yanında Sukulgar köyünde bir otele yerleşir. Burada bir de sıtmaya tutulur. Yurda döndükten sonra Abbas Halim Paşa'nın Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanına yerleştirilen Akif, tedavi görürse de sıhhatine kavuşamaz ve 27 Aralık 1936 gününün akşamı vefat eder. Cenazesi Beyazıt Camii'ne getirilir. Vefat haberi karşısında resmi kurum ve kuruluşlar en ufak bir girişimde bulunmazlar. O zamanlar hukuk fakültesinde öğrenci olan Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezler'in yanı sıra Mithat Cemal Kuntay ve merhum edebiyat profesörü Abdülkadir Karahan gibi bazı öğrenciler Akif'in cenazesinin Beyazıt Camii'ne geleceğini haber alırlar. Cami avlusunda beklemeye başlarlar. Bir süre sonra caminin dışındaki lokantanın önüne bir cenaze arabası yanaşır. 2 kişi üstünde örtü bile olmayan bir tabutu indirmeye çalışırlar. Cami avlusunda Akif'in cenazesini bekleyen o birkaç üniversite öğrencisi tabutun fakir ve örtüsüz haline acıyıp yardım etmek isterler. Cenazenin yanına yaklaşınca örtüsüz ve kimsesiz tabutun Mehmet Akif Ersoy'a ait olduğunu öğrenirler ve ağlamaya başlarlar. İçlerinden birisi koşa koşa lokantanın bayrağını alıp getirir ve vatan şairinin üzerine örter. Namaz vaktine kadar olan kısa süre içerisinde yüzlerce üniversiteli vatanperver öğrenci Akif'in cenazesinde buluşur. Cenaze musalla taşında beklerken üzeri ay yıldızlı bayraklarla süslenir. Cenaze merasiminde bir tek resmi kişi ve kuruluş yer almaz. Vatan şairinin tabutu üniversiteli gençlerin omuzları üzerinde Edirnekapı şehitliğine kadar taşınır. Akif'in cenazesi başında gür sesleriyle İstiklal Marşı söyleyen gençler daha sonra tekbirlerle cenazeyi defnederler. Mehmet Akif Ersoy hayatı boyunca yoksulluk içinde yaşadı. Vatanının işgal edildiği bir dönemde gece gündüz hem inledi hem de mücadele etti. Şiirlerinde ideal bir nesli canlandırdı ve adına Asım'ın nesli dedi. Bu nesil yine Akif'in ifadesiyle eski olduğu için atmayacak, yeniyi de yeni olduğu için almayacaktı. Akif'in gözyaşlarını dindirecek ve ruhunu şad edecek olan bu neslin ülkesini dünya muazenesinde layık olduğu yere taşıyacağı ümidini besliyor, vefatı gününde kendisini bir kere daha rahmetle anıyoruz. Ruhun şad olsun Mehmet Akif Ersoy.